Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda paraya kenar konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa numarası 92'deyiz. Şimdi ilk dersimizi hatırlayın. Ne demiştik? Şu soruyu sormuştuk hatta size. Sizce paraya kenarda en fazla hangi soru tiplemeleriyle karşılaşabiliriz? Tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için büyük ihtimalle benzerlik. Hatta olayı daha da böyle daraltayım. Oran varsa büyük ihtimalle benzerlik vardır. Biz zaten üçgende de aynı şeyi söylüyorduk. Hatta oranlamanın olduğu yerde paralel çizdiğimiz durumlar da oluyordu. Biraz sonra onu da gösteririm isterseniz. Sorusu geldiğinde, hatta buradaki soru geldiğinde oradan bahsederim zaten. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Oran varsa benzerlik vardır. Yani benzerlik dediğimiz nedir? Ya temel orantı ya da kelebek benzerliği vardır arkadaşlar. Öncelikle oranlamaları yazalım arkadaşlar. BE uzunluğu K iken CE 2K. Burası 3K. Tanım gereği. Bizim için tanım çok önemli zaten. Burada 1'e 2 yazdım da diğer tarafı yazmayı unutma Allah aşkına. 3K ise diğer tarafta 3K mı? Evet. Zaten biz kelebek benzerliğinde de temel orantı benzerliğinde de ne diyorduk arkadaşlar? Oranlamalar bize kelebeği ya da temel orantıyı daha rahat bir şekilde gösterir diye söylüyorduk. Hocam burada şuna baktığımızda 3'e 2 oran var. Şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran 3'e 2. Hocam 3A ise 2A, 3B ise 2B yazabiliriz. Ama soru bizi yönlendiriyor. 20 demiş. AC uzunluğu 20. AC'ye yoğunlaşacaksın. Yani burası 3x iken burası 2x. AC 20 ise, yani 5x eşittir 20 ise x'i buradan 4 buluruz. AF uzunluğu isteniyor. Yani 3x isteniyor. X yerine 4 yazdığımızda cevabımızda kaç çıkar? 12 çıkar arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzun cevabı, yani şu sorumuzun cevabı 12 çıktı. Geldik bu soruya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun bir formülü var. Sınavda çıktı. Sınavdan sonra formülize ettiler. Formüle gerek var mı? Bence yok. Niye? Sizce de yok. Zaten çözmeye kalkışırsak göreceksiniz arkadaşlar. ABC'de paralel kenar demiş. Karşılıklı kenarlar paralel. Ve oran varsa, ki var zaten, sayılar var. Sayılar zaten bize bazı şeyleri belli ediyor. Baktığınız zaman, aa hocam ben bunu buradan çizerim. Burada bir kelebek oluşur falan. Yok ya. Bunlar paralel mi kardeşim? Şununla şu paralel. Bununla bu paralel değil ki. Kelebek benzerliği orada yok. Sayılar bak, şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran 4 bölü 6. 4 bölü 6 dediğin senin nedir? 2 bölü 3. Kelebekteki oran 2 bölü 3. Yani burası 2A iken burası nedir? 3A'yı yazalım. Burası 2B iken buraya da 3B yazarız ama bir tanesi genelde yetiyor. Genelde böyle alan dağıtmalarda her yerdeki oranlamayı yazarsak daha sağlıklı olacaktır. Peki sonra ne yapacağız hocam? Tanımı kullan. Paraya kenarın tanımı. 3A ise yukarısında 3A olacak. Buraya da ne kaldı o zaman? A kaldı. Şimdi bazı arkadaşlar şunu fark edebilir. Hocam şurada kelebek var. 1'e 2 oran var. X ise 2X. 2X 10 ise X'i 5 yazabilirsiniz. Ama büyük ihtimalle siz bunu değil de şunu fark edeceksiniz. Ben de oradan şey yapayım. Şimdi X'e baktığınızda hocam şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Aa, burada burası A iken burası 3A. Temel orantı var arkadaşlar burada. Değil mi? Temel orantı. Hop şu ve şu. Zaten kelebek ve temel orantı olduğu aklının bir köşesinde olursa sen büyük ihtimalle oranlamanın olduğu yerlerde kelebek arayacaksın. Ya da yani beynin, yani sen farkında değilsin ama hani ben burada bir şeyler söylüyorum ya sana. Oran var. Senin beyninde zaten kelebek ya da temel orantı geçiyor. O yüzden geçtiği için de sen büyük ihtimalle kelebek, temel orantı şöyle bir bakarken görme meselesi var ya. Yani görme değil de ya bu konunun mantığı, oran varsa benzerlik var. İşte bu konunun mantığı A'ya 3A ya da A'ya 2A'dan kelebeği fark edersin. A'ya 3A'dan da temel orantıyı fark edersin. O zaman biz buradan yapalım. Bu sanki daha rahat gözüküyor. Yani A bölü 3A eşittir X bölü tamamı. X artı 10. X bölü X artı 10 değil mi arkadaşlar? Evet. Şunlar sadeleşti. 3X eşittir X artı 10'dan. 2X eşittir 10'dan. X eşittir kaç geldi? 5 geldi arkadaşlar. Evet, sorumuzun cevabı 5 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam alan verilmiş. İşte burada da alan, oranlama varsa benzerlik vardır. Benzerlikten bütün oranlamaları bulursun, sonra alanı dağıtırsın. Bu kadar basit. Üçgende de aynısını yapmıyor muyduk arkadaşlar? Yapıyorduk. Bakın BF bölü AF. Alan dağıtma yapıyorduk ama oradaki oranlamaları ya veriyorlardı ya da benzerlikten biz buluyorduk. Ama her zaman da benzerlik çıkmıyordu. Paraya kenarda da genelde oran verilmişse ve alanda soruluyorsa büyük ihtimalle benzerlikten diğer oranları yazacaksın. Oradaki oranlamalardan da alan dağıtacaksın. Üçgende alan dağıtmayı da hepimiz biliyoruz. Yani burada BF bölü AF 1 bölü 2 demiş. Yani burası K iken burası 2K denmiş. BF K iken AF uzunluğu 2K denmiş. O zaman burası 3K ise
Şuraya 3K yazalım. A kelebek. Kelebeklik oran 3'e 2. Hemen 3'e 2'yi yaz. Hocam burası 3A iken burası 2A. Burası 3B iken burası da 2B'yi yaz kardeşim. Özellikle alanda her yerdeki oranlamayı yaz. Haydi alan dağıtalım. 18'den başlayacağımız belli. Hocam 3B'deki alan 18 ise tepe noktası D'de. Kaç katı? 6 katı. 6 katı D, tepe noktası D olan şu üçgenin alanında 6 katı 12 yaptı mı? Yaptı. Şimdi ne yapacağım? Hocam 12'yi dağıtayım. 3A'da kalan tepe noktası A mı? Evet. 3A'daki 12 ise 4 katı 4 katı. 2A'daki de 8 yapar. Ya da hocam kelebekteki oran 3'e 2 karesi 4 bölü, 9 bölü 4 deyip 9A ise 4A deyip 9A 18 ise A2 4A'da 8 diyebilirdik. A yerine 2 yazdığımızda. Ama gerek kalmadı. Şimdi paralel kenarda şunu bilen arkadaşlar daha rahat yapar. Hocam bu ve bu tüm alanın yarısıydı. Burası yarısı, burası da yarısı. Aa hocam burası 30'sa burası da 30 olacak. Yani buraya 22 kaldı diyebilirsiniz. Ama daha alan özelliklerini göstermedik. Alandan yapmayalım. Üçgende alan dağıtımından yapayım. Burada şu saçma alanı bulacağım. Üçgen oluşturayım o zaman. Bak 2B'de kalan 8 ise tepe noktası F'de. O zaman 3B'deki tepe noktası şey olan bir üçgen oluşturalım. Öyle kafamıza göre çizimler yoktu ama üçgende alan yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Dağıtırken böyle üçgen oluşturuyorduk. 2B'deki 8 ise 4 katı hocam 4 katı hocam. Yani burası 12 olacaktır. Şimdi şurası boşta kaldı arkadaşlar. Şuradaki alana bakacak olursak hocam bu alan tepe noktası C. Tabanı K. He, K'daki alan. O zaman 2K'daki C noktasına gelene kadar bakacağız. Sakın 2K'daki 8 ise K'daki 4 demiyoruz değil mi arkadaşlar? 2K'daki C'ye kadar geldiğimizde kaç? 20 ise K'daki de kaç yapar? 10 yapar. O zaman dörtgenin alanında 12 artı 10'dan 22 çıkar sevgili gençler. Evet, cevabımız 22 oldu. Üçgen bilgisi değil mi? Evet, yaptığımız bütün her şey üçgen bilgisi arkadaşlar. Geldik şuraya. Hocam oranlamalar var. Kelebek var mı? Yok hocam. Kelebek yok şu anda. Temel orantı var mı? Yok hocam. Ne yapacağız? Bak şimdi. Hocam şunu şöyle çizeyim. Hoppa! Kelebek çıktı. Hayır, paralel bunlar. Sakın. Sakın sakın sakın. Başka hocam şunu çizeyim. Hop kelebek çıktı. Hayır, paralel mi bunlar? Değil. O zaman kelebek benzerliği öyle. İşte şuradan şuraya birleştireyim olaylarıyla olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok dikkat. Çoğunluğunu şöyle yapıyor. Olabilir. Sıkıntı yok. Uğraşabilirsiniz. Ama ben sizi daha net bir çözüme iteceğim şimdi. Siz böyle bir şey gördüğünüz zaman hocam ben buradaki oranlamayı şöyle kullanırım. Dışarı doğru uzatırım. Kelebek oluştururum. Evet. Kesinlikle doğru. Ama sen böyle kelebek oluşturdun. Bir de böyle bir kelebek var. Kelebekler iç içe sıkıntı yaşayabilirsin. Ya da ne bileyim şurayı uzatıyorsun mesela. Şurayı uzatayım hocam. Bunda daha rahat çıkıyor galiba. Şurada bir kelebek var. Şurada da bir kelebek var. Şöyle şurada da bir kelebek var. Ama kelebekler iç içe oluyor arkadaşlar. Sıkıntı yaşanılabiliyor. Şimdi oran var mı? Burada var. Aslında neler verilmiş? Eşitlikler verilmiş. Tamam. Şimdi hatırlayın. Üçgende şöyle eşitlik olduğunda ne yapıyor? Hop paralel çiziyorduk. Orta tabanı oluşturuyorduk değil mi arkadaşlar? Ya da paraleli bırak. Şurası 2K, burası K olduğunda da aynı şekilde bu oranı kullanma mantığı. Oran kullanma nedir diyorduk? Hocam benzerlik. Orada orta tabandaki gibi paralel çizebiliriz. Hop böyle paralel. Ama paralel çizerken iki ihtimalimiz vardı. Ya buradan buraya ya da buradan buraya şuna paralel de çizilebilir. Ya da buradan nereye işte buraya ya da buradan şuraya. Şöyle de bir paralellik çizilip benzerlik oluşturulabiliyordu arkadaşlar. İki ihtimalimiz vardı. Şimdi geldik buraya paralel kenara. Bakın ben size en mantıklısı yani ben hep böyle yapıyorum ve bu sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Yani bu soruların şey hali yeni nesil hali de karşımıza çıkabilir. Kalıp sorulardır bunlar. Ama yeni nesil halleri de karşımıza çıkabilir. Ne yapıyorum peki? Bir kere oranlama varsa ne vardır? Benzerlik vardır aklımın ucunda. Ya ben buradaki oranlamayı kullanacağım ya da ben buradaki oranlamayı kullanacağım. Bak iki ihtimalim var. Detaylı anlatıyorum iyi dinle. Ya sen buradaki oranlamayı kullanırken içe doğru kısa paralel çizgisi çiz. Ama içe doğru paralel çizgi çizdin ya kısa paralel çizgi çizdin ya amaç kelebek oluşturma. Zaten sen ilk böyle yaptığında da kelebek oluşturdun. Zaten amaç kelebek oluşturduğun zaman oranlamanın olduğu yerlerde. Kelebek oluşturduğun zaman zaten büyük ihtimalle sonuca ulaşacaksın ama burada iç içeler sıkıntı oluyor. Ne yapın? İçe doğru paralel çizin. Sen buradan içe doğru paralel çiz derken hocam şu dikeylerin üzerinde olduğu için dikeylere paralel çizemem. Yataylara paralel çizerim. Ya böyle paralel çizeceksin. Aa kelebek çıktı. Aynı zamanda temel orantı da çıktı diyebilirsin. Ya da şuradaki oranlamayı kullanabilirsin. Buradaki oranlamayı kullandığın zaman da hocam yatayların üstünde
paralel çizeceğiz ya. Dikeylere paralel çizebilirim bu sefer. Ya da böyle paralel çizip. Hocam kelebek var ama temel orantı bu sefer yok. Bu sefer ne var? Yamuk var. Buradan da yapabilirsin. Hani yamuk da orta tabandan falan çıkabilir de. Bu eşitlik olmasaydı, orta taban olmasaydı bu soruda sıkıntı yaşayabilirdik. Mesela K2K şeklinde olsaydı daha uzun bir yol olabilirdi. Ya da bunu bırak, bunun tamamını kısa çizgi değil de tamamını çizip şunlar da eşitleyip şuradaki orta tabandan da yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem o çizgiyi her ikisini de anlatmak için ben şimdi şey yaptım. Sen oranlamanın olduğu yerden bir kısa çizgi paralelin çiz. Kelebek oluştuysa eyvallah. Hem kelebek hem de temel orantı aynı anda oluştuysa süper olur arkadaşlar. Hocam hem kelebek hem de temel orantı aynı anda oluştu. Hatta burada bir orta taban oluştu arkadaşlar. Tamam, o zaman en kolay yoldan çıkacak. Burası K iken burası ne oldu? 2K. Orta tabandan dolayı. Hocam 2K ise burası da 2K. 4K ise aşağısı da 4K. A kelebekteki oran 1'e 4. Direkt hocam K bölü 4K eşittir 4 bölü X diyebilirsiniz tabii ki de. Zaten 1'e 4 ya. 4 katı olduğu belli. X direkt 16 diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız 16 çıktı. Önemli bir soru. Lütfen dikkat. Geldik şuraya. Hocam bak oranlama verilmiş. Bunlar birbirine eşit. Bir de FC uzunluğuyla FC ile DF arasında 1'e 2 oran vermiş. Ya buradaki oranı kullanacağız. Hop paralel çizsem dikeylerin üstünde olduğu için yataya. Hocam kelebek çıktı ama temel orantı çıkmadı. Yamuktaki orta taban çıktı. Eşit olmasaydı sıkıntı yaşarsınız diye sırf buradan yapmıyorum arkadaşlar. Sırf o yüzden oradan yapmıyorum. Ya aynı anda paralel oranlamayı kullanmak demek. Ya buradaki oranı kullanacaksın. Kısa çizgi paralel çizdiğinde hem kelebek hem temel orantı oluşmuyorsa eğer diğer paraleli düşün kardeşim. İllahi 10'da çıkacaktır zaten. E burada yatayların üstünde yani paralel kenar doğrusundaki paralel kenardaki yatayların üstünde olduğu için dikeylere paralel çizeriz. Evet, dikeye paralel çizdiğinde hocam şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Aynı zamanda temel orantı çıktı mı? Şu yatayla şu yatayda. Evet hocam bak temel orantı da çıktı. 2 bölü 3 oran var burada. Kafadan yazalım. Burası 2A ise burası nedir? 3A'dır. 3A ise burası da 3A'dır. Hop 6A burası da 6A. Yani karşı kenarın eşitliğini yazmayı unutmuyoruz. A kelebekteki oran. Hocam 2A'nın 6A'yı oranı yazıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Eşittir. 4 bölü X yazıyorsunuzdur. Evet. Ama kelebekteki oran basit ya. 2'ye 6 yani 1'e 3 oran var. 1'e 3. Direkt cevap kaç diyebilirsiniz arkadaşlar? 12 diyebilirsiniz. Zaten burada da işler dışlar yapsanız cevabı kaç bulacaksınız? 12 bulacaksınız. Tamam mı gençler? Olay bu. Gerçekten kolay bir soru. Rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru. Bu oranlamalar varsa aklınıza ne geliyor? Benzerlik. Direkt kelebek ya da temel orantı yoksa biz kendimiz çizeceğiz. Üçgenden çizmeyi biliyoruz zaten. Ama çizdiğimizde de ekstra neye dikkat edeceğiz? Yani sen bunu uzatıp yapabilirsin. Sen bunu böyle uzatıp hocam bir burada kelebek var bir de büyükte kelebek var deyip iç içe yapabilirsin ama en sağlıklısı benim dediğim. Lütfen tecrübeme güven. Tamam. Geldik şuraya. Örnek Zehra. Evet bu da bizim sülaleden yani yeğenim olur kendisi. Ali Kara'nın kızı. Sülalenin yani Hüseyin Kara en büyüğümüzse benim babamsa ilk torunu diyebiliriz arkadaşlar. Zehra. Evet. Zehra. Zehra ismini çok severim bu arada. Zehra. Bir de Zeynep ismini çok severim ya. Kızım olsaydı Zeynep koyacaktım ismi. Buradan bütün Zeyneplere öpücükler. Evet Zehra. Zehra'ya da aynı şekilde. Evet, çok konuşuyoruz ya. Son sorum bu. Yok bir tane daha soru var. Neyse hadi bakalım. Zehra bir tahtaya 5 tane çivi çakmıştır. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bak ne yapmışım yine. Eski nesil soruyor. Yeni nesle çevirmişim. Sadece. Eskiden eskideki soru. Nasıl çevirdiğimizi de yine inşallah unutmazsak gösteririz arkadaşlar. ABCD çivilerin etrafına ip sarıldığında bak çivilerin etrafına ip sarıyorum. İp sardık hadi bakalım. Sardık şöyle bir ip. Sardığında ne oluyormuş gençler? Ne oluyormuş? İp sarıldığında bir paralel kenar. İşte bu bir paralel kenar oluyormuş. Ve ip E noktasındaki çiviye temas etmektedir. Tamam. Ne demek bu? E noktası bu BC kenarının üzerinde demek. AD uzunluğunu 15 demiş. AD uzunluğu 15. CE uzunluğu 5. BE uzunluğu kaç yapar o zaman? Tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan 10 yapar. Zehra A ve B çivilerine uzunluğu 30 cm olan A ve B çivilerine uzunluğu 30 cm olan bir ip bağladığında ip D çivisinin arkasından geçtiğinde gergin ve evet D çivisinin arkasından geçsin bakalım. Sen D çivisinin arkasından geçirdiğin zaman ipimiz böyle mi oluyor? Evet. İpin uzunluğu kaçtı arkadaşlar?
İpin uzunluğu 30'du. Hocam burası 15 ise burası da 15 mi olacak? Evet. Yani ben buradan hemen şunu yazayım. DB uzunluğu 15 kardeşim. Sonra. D çivisinin arkasından geçtiğinde gergin ve çivin ipin uzunluğu 30 cm'ydi. O zaman DB uzunluğu 15 olacak. Sonra E çivisinin arkasından geçtiğinde de yani AB'ye bağlı ya, E çivisinin arkasından geçtiğinde de ne oluyormuş arkadaşlar? Yine bu ip gergin oluyormuş. Yine 30 cm'ydi. Ben buradan da AE'yi kaç söyleyebilirim arkadaşlar? AE'yi burası 10'sa ipin uzunluğu toplam 30 cm'ydi. 20 cm çıkar. Peki burada şimdi arkadaşlar, buna göre D çivisi ile E çivisi arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu aradaki mesafe soruluyor arkadaşlar. Aa hocam, şöyle diyebiliriz aslında. Şurası 15 iken burası da 15 ya. İkizkenar var. Tabanına ait yükseklik çizsek mi acaba? Hayır. Ne münasebet. Taban var mı? Yok. Niye tabana ait yükseklik çiziyoruz? O zaman bu bizim çözüm yöntemlerimizden biri değil arkadaşlar. Aa, şuraya dikkat ettiğimiz zaman, yani ikizkenarlığı kullanmayacağım demek ki orada. Şuraya dikkat ettiğim zaman ne var arkadaşlar? Bir kelebek var. Kelebekteki oran kaç? 15 bölü 10. Soldan sağa. 15 bölü 10. Yani 3 bölü 2. O zaman bizim oranlamalarımız ne olacak? Burası 3A iken burası 2A. Burası 3B iken burası 2B. Olacak mı arkadaşlar? Olacak. E ben burayı biliyorum. Toplam 5A. 5A'yı 15 biliyoruz. A'yı buradan 3 buluruz. A buradan 3 ise hocam burası 6 oldu. Burası kaç oldu? 9 oldu. Değil mi? A'yı 3 bulduk çünkü. E burası 5B. Burası 5B olduğuna göre toplamda burası kaçtı arkadaşlar? 20 idi değil mi? Evet, 5B eşittir 20 ise B'yi de buradan kaç bulduk? 4. B'yi 4 bulduysak arkadaşlar. B'yi 4 bulduysak. Hocam burası 12. Burası da kaç çıktı? 8. Aa, 6, 8, 10 çıktı. Aa, ne güzel oldu orası. 6, 8, 10. Yani burada kaç derece? 90. O zaman burası da 90. Ne çıktı arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Yani şurada artık Pisagor bağıntısı yapabilirim. 8 ve 9 aralarında asal. Kısa yol çıkmıyor maalesef. X'in karesi 8'in karesi artı 9'un karesi. X'in karesi 64 artı 81 çıkar. X'in karesi de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5, 145. Yani X de buradan kök 145 işlem hatası yapmadıysam eğer arkadaşlar. Evet, cevap bu. Yeni nesil soruya çevirmişim. Ya hikaye koymuşum. Eskiden nasıldı bu soru? Al sana gösteriyorum. Eskiden konu anlatımında olan bir soruydu arkadaşlar bu da. Şöyleydi ya soru. İşte burası 15 birim. Şurası da 15 birim diye yazmışız. Yazdım, tamam mı? Ondan sonra şöyle çizdim. Burası 5 birim diye söyledim. Ondan sonra burası A, B, C ve D. Burası da E. İşte şuradaki uzunluk nedir diye soruldu ondan sonra. İşte dedim ki BD uzunluğu 15. Ondan sonra şuradaki uzunluk AC uzunluğu. AC uzunluğu 20. Ona göre X kaçtır diye sordum. Aynen bu soru. Klasik bir soru değil mi arkadaşlar? Evet. Ne yaptık? Çivileri koymuşuz. İşte şey yapmışız. Ama burada tek espri ne? İpi alıp öbür taraftan geçirmişim ya. İpin uzunluğu espri burada. Hocam ipin uzunluğu 30 ya. E burası 15 ise burası da 15 olacak. Şu ipi de aldım buraya koyduğum zaman ne oluyor? İpin uzunluğu 30 ya. Hocam burası 10 ise buraya da 20 kaldı demek yani. Tek espri bu. Yani eski nesil sorudan sorudan hiçbir farkı yok. Rahat olun. Rahat olun. Yeni nesil sorular, hatta eski neslin kolay sorularıyla karşımıza çıkarlar. Çok rahat olun arkadaşlar. Yeni nesil sorularda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Geldik şuraya. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bak, bu soru arkadaşlar, bu soru şöyle de sorulabilir. Ben demişim ki ABCD paralel kenarında D noktasının AK'ye göre simetri ile C noktasının BL'ye göre simetri paralel kenarın içindeki bir M noktasıdır. Soruyu ben ilk etapta şöyle diyeyim. Diyeyim ki bu AK doğrusu boyunca katlandığında, bu da CL doğrusu boyunca katlandığında her ikisi de aynı noktada kesişiyor desem. Yani D ve C köşeleri aynı M noktasında kesişiyor desem ne yaparsın? Katlanmışını alırsın. Bak şöyle. Katlanmışını alırsın bunun. Sonra bunun da katlanmışını alırsın böyle. Dikkat et. Şu hocam, şu üçgenin katlanmışı burada.
Bu üçgenin katlanmışı da burada dersin. Ve üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası 13 ise burası da 13. Hocam ondan sonra burada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası 13 ise burası 13 ya. 13 ise burası da 13. Direkt yazar mısın? Direkt yazarsın. Tamam mı? Yani soru aynen böyle de gelebilir. Unutma. Dedim ya size. ÖSYM simetri konusunda kibarlaştı. Yani ne diyor? Artık simetriğini alalım demiyor da katlamasını alayım diyor. Daha kibar oldu ama eskiye dönüş olabilir. O yüzden ben bunu katlama niyetinde sormadım. Ama aynı katlama sorusu gibi çıkacak şimdi arkadaşlar. Katlama niyetinde sormadım. Simetri şeklinde sordum. Soru aynen bu şekilde katlama olsaydı bir de böyle çözün. Aynı verilen bilgiler bunlar olsun. Soruyu bir böyle çizin arkadaşlar ilk etapta. Durdurun. Soruyu böyle bir çözün. Ondan sonra şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Soruyu bir de böyle çözelim. Tamam mı? Yani soruda ilk etapta lütfen videoyu durdur ve şuna göre çiz. ADK üçgeninin AK'ya göre katlamasıyla bunun CLB üçgeninin BL'ye göre katlamasında D ve C noktaları M noktasında kesişiyor. Olsun. Ve bu bilgiler de aynı olsun. ABM'nin alanı kaç birim kare diye verilsin. Sorulsun bize arkadaşlar. Tamam. Evet. Neyse. Geldik şuraya. Şöyle. Soru şu. ABC'de paralel kenarında. D noktasının AK'ya göre simetriği C. Arkadaşlar bak. D noktasının AK'ya göre simetriği. Hocam hop. Şurası. Tam olarak burası. D noktasının buna göre simetriğini alırken hocam bunlar birbirine eşit. Ve aynı zamanda şurası ne oluyor arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Yani sen bir noktanın bir doğruya göre simetriğini alırken 90 dereceli olacak. Yani şunlar şöyle birbirine eşit olacak. Yani şu eşitlik böyle olmayacak arkadaşlar. Şöyle simetriğini alma böyle olmaz arkadaşlar. Eşit sadece eşitlik olmaz. Simetriğini almak demek ne demek? Hop doğruya göre simetriğini alıyorsun. Dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. Bunu unutma. Tamam mı? Evet geldik şuraya. İşte burası. AK'ya göre simetriği ile C noktasının BL'ye göre simetriği paralel kenarın içindeki M noktasıdır. C noktasının da arkadaşlar simetriği neresiymiş? İşte burasıymış. M noktasıymış. Paralel kenarın içinde olduğunu da söylüyor bize. Evet, burada da simetriğini aldık. Burası ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Adam soruda bana demiş KLM üçgenin çevresi. KLM üçgenden bahsediyor. Hemen üçgeni oluşturalım arkadaşlar. KLM üçgenin çevresi kaç demiş? 24 demiş. Aa hocam bak bunu çizdik. KLM üçgenin çevresinden bahsetmemiş olsaydı bile bunu çizmeliydik. Niye? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Aklına ne geldi? İkizkenar geldi demelisin. Hemen şununla şu birbirine eşit. Hatta burada da dik tabanı keş parçaya böldü. Aklıma ikizkenar geldi. Demeliyiz arkadaşlar bunlarda. Tamam? Unutma bunu. Aa burada adam bana demiş zaten. Ne demiş? KLM üçgeni demiş. Tamam halihazırda da çizdirmiş. Çok güzel. Hadi bakalım çizdik. A hocam dik tabanı keş parçaya böldü. A ise A. A hocam burada da dik tabanı keş parçaya böldü. İkizkenar. B ise burası da B. Şimdi çevre KLM'nin çevresinden bahsediyor. O zaman buraya da C diyelim. Adam bana A artı B artı C'yi kaç vermiş? A artı B artı C'yi kaç vermiş? 24 demiş. A şuraya baktığım zaman da A artı C artı B yani burası da A artı B artı C yani burası da 24. Burası 24 iken alt tarafta 24 mü? Sonra diyor ki BC'yi de 13 vermiş. Hocam burası 13 ise burası da 13. Tamam. Buna göre ABM üçgenin alanı isteniliyor. O zaman ABM üçgenin alanı. Hemen ABM üçgenini oluşturalım. Aa hocam bak burada ne çıktı? Dik tabanı keş parçaya böldü. İkiz kenar 13 ise 13. Dik tabanı keş parçaya böldü. İkizkenar. 13 ise burası da 13. Şimdi benden ne isteniyor? Şu güzelim bölgenin alanı isteniyor. Güzelim. Hadi bakayım alanı bulalım. Ne yapacağız? Hocam ikizkenar tabanla mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Zaten bir de alan isteniyor. 12 12 diye böldü. 12 13 ne üçgeni? 5. Üçgenin alanı artık çıkar. Taban belli. Yükseklik belli. ABM üçgenin alanı nedir? Tabanımız 24 iken yüksekliğimiz tabana ait yükekliğimiz 5. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Kaç yapar arkadaşlar? Şunlar şunlar sadeleşti. 12. 12 çarpı 5'ten de 60 olarak buluruz cevabı. Evet gençler güzel bir soru değil mi? Aynı soruyu lütfen şey gibi düşünün. Katlama gibi düşünüp yapmışsınızdır inşallah. Evet böyle simetriyle de karşılaşabilirsiniz. Zor mu? Hayır. Simetri de zor değil arkadaşlar. Bakın.
Dik tabanı keş parçaya bölmesi x kenarlıkla ilgili geçen sene analitiğin içerisinde soruldu. Böyle bir soru soruldu. Analitiğin içerisinde böyle x kenar yapmalı soru soruldu. Önemli şeyler bunlar. Orada da simetriğini alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dikkat edin lütfen. Evet, gördünüz. Bu zamana kadar paralel kenarda hiçbir özellik vermedik. Sadece ve sadece tanımlığını verdik. Ve bir sürü iki videodur sadece üçgenlerle çözülebilen sorulardan bahsettik. Dediğim gibi sen hiçbir özellik bilme. Paralel kenar konusunun %80'ini yapabilecek kafaya sahipsin. Ama biz yine de tüm paralel kenarı bitirip ona göre şey yapalım isterseniz. Tamam mı? Evet, şimdi özelliklere başlayacağız. Özellikleri de arkadaşlar isterseniz bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.